Sayın Başkanım, Sayın Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası'nın değerli yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzün değerli temsilcileri, sayın katılımcılar. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgemizin olağan genel kurul toplantısına hoş geldiniz. Genel kurulumuzun açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu başkanımız Sayın Murat Çökmez'i kürsüye arz ederim. Değerli sanayicilerimiz, değerli büyüklerimiz, kıymetli katılımcılar, Sayın Bakanlık temsilcilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgemizin olağan genel kurul toplantısına hoş geldiniz. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kısa bir süre önce malumunuz hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mübarek Ramazan ayının bu zor günlerimizde yaralarımızın sarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılarımız, genel kurullarımız bizler için geçmiş yılın değerlendirmesini yapma, gelecek yılın planlarını oluşturma ve sizlerle birlikte karar alarak yeni hedefler belirleme imkanı sunmaktadır. Göstermiş olduğunuz teveccüh bizler için çok değerli ve anlamlı. Katılımınız ve destekleriniz için şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Sayın katılımcılarımız, genel kurulumuzun gerçekleştirilmesi için yoklama yapılmış, toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır. Genel kurulumuzu yönetecek divan heyeti seçimi için liste önerilerinizi rica ediyorum. Başka liste önerisi yok, okuyorum. Yapılacak olan olağan genel kurul toplantısını yönetmek üzere divan heyetinin teşekkülü için divan başkanlığına Sayın Kemal Akar'ı, divan üyeliğine Sayın Metin Otelci ve Sayın Salih Sami Atılgan'ı saygıyla arz ederiz. Murat Çökmez, Mehmet Ali Fincan, Cem Faydası Çok, Ali Fazıl Böyet, Hakan Hatipoğlu, Muharrem Sinan Kılıç, Merve Torbalı Durukat. Liste önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyen var mı? Kabul edilmiştir. Divan heyetinin divan masasına arz ederiz. Elazığ'ın kıymetli misafirler, bizleri buraya layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz. Tuzla Anadolu Yakın Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 olağan genel kurulu toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 4-6 Şubat günü meydana gelen bizleri derinlerimizde tutmayı sevk eden deprem felaketi yaşadık. Deprem anına itibaren milliyetçi yaraları sarmak ve felaketin izini silmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Ve yürütmeye devam ediyoruz. Sizler uzunluğu vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Allah ülkemizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin. Bugün ikinci gününü idrak ettiğim mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor. Genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurul gündemini okuyorum. Açılış ve yoklama yapıldı. Divan üyeleri seçimi yapıldı. Saygı duruşu, İslam marşı okunması, 4 yeni yönetim ve denetim kurulları faaliyet toplamı okunması, görüşülmesi, 5 yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan yıllık denetim raporunu okunması, 6.01.2022-31.12.2022 tarihini kapsayan bilançonun geri gider tablosu okunması görüşülmesi ibrası, 7 yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8 yönetim ve denetim kurulu ve OSMÜ tasvir edilip üyelerinin 400 süreli seçimleri, 9 yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti, 10 yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının parsiyel durumuna ve büyüklüğüne göre belirlenmesi,
11 tahmini bütçe ve çalışma programı görüşülmesi karara bağlanması. Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Bir de civarına yetki istiyoruz. İmza yetkisini genel kurulun gündemini imzalamak için. Onun da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler hayırlı olsun. Evet, saygı duruşu ve İskan Marşı'nı okuması için tekrar adil teşekkürlerimi devam ettik. Sayın Divan, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerim, İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün değerli temsilcileri ve kıymetli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ımızın hepimize hayır getirmesini, hayırlara vesile olmasını dilerim. Ayrıca sizlerin de bildiği gibi, diğer konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi, yaşadığımız bu büyük deprem felaketinde ve arkasındaki sel felaketinden sonra ciddi manada sıkıntılı günler yaşıyoruz, yaşamaya da devam ediyoruz. Tüm ölmüş vatandaşlarımıza başsağlığı dilerken yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 2022 yılı faaliyetlerimizle ilgili sunumumuzu video gösterisi olarak yapacağız. Tezgilerinizi arz ediyorum. Elektrik modelleme yaparak basınç kırıcılarının ayarlarını yaptık ve düzenli olarak basınç kontrollerini sağladık. İdari binamız. Evet, 8. maddemiz yönetim yönetim kurulu ve OSPÜK'ün asiyedeki üyelerinin 400. Hemen hızlıca geldi. Başka var mı? Başka yok. Onu okuyorum o zaman. Yönetim kurulu asiyeler Murat Çökmez, Mehmet Ali Fincan, Ali Fazıl Bey, Cenk Faydasuço, Sinan Kılıç. Yönetim kurulu üyelik üyeler Şenol Kaya, Atilla Çetinkaya, Amin Küçük, Serdar Alkan, Latif Özdenerler. Yönetim kurulu asiyeler Merve Torbalı Gürkan, Hakan Acıboğlu, Yönetim Kurulu üyelik üyeler Hayati Akbado, Kemal Özer. OSPÜK Asülye, Murat Çökmez. OSPÜK Yedekliye, Mehmet Ali Fincan. Evet, başka liste yoksa bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, hayırlı olsun. Evet, Murat Bey, buyurun. Değerli bakanlık temsilcilerim, sevgili başkanlarım, değerli katılımcılar, sevgili üyelerim, değerli büyüklerim, tekrar bize bu sorumluluğu, bu yetkiyi verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben geçmiş genel kurullarda da söylediğimi tekrar edeceğim. Belki o dönem içimizde olmayanlar da vardır. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım 8. yılımız ve her zaman şunu kendimize şiar edindik. Kendi çocuklarımızın haklarını burada ne kadar muhafaza ediyorsak, önceliğimiz burada bizlerin haricindeki diğer katılımcılarımızın, diğer paydaşlarımızın hak ve hukukları. Bizler nasıl ki buna bu kadar değer veriyorsak, özveri gösteriyorsak, bizlerden sonra geleceklerin de aynı şekilde bu süreci devam ettireceklerine inanıyoruz. Sizlerle beraber, sizlerin bize göstermiş olduğunuz güvenle, özveriyle beraber organize sanayi bölgemizin içerisinde çok güzel işlerin altına imza attık. İmza atmaya da devam ediyoruz. Tabii herkesin merakla beklediği bir süreç var. Bununla ilgili artık bu müjdeyi de size vermek için belki de çok az bir zamanımız kaldı. Yani okyanusları açtık, koca koca denizleri açtık. Artık limana yanaştırmak üzereyiz. Eğer o limana yanaştırdığımızda organize sanayi bölgemiz bambaşka bir hal alacak, bambaşka bir şekle kavuşacak. Onun da final aşamasındayız. Seçim öncesi, seçimlerden önce artık genişleme sürecimizi nihayete erdirip sizleri tekrar davet edip süreçle alakalı son şeklini sizlerle paylaşıp sonrasında daha evvel ki burada geçmişten bugüne kadar yaptığımız yegane katılımcı çoğunluk, birliktelikle birçok şeyi çözdük.
İşte burada o dönem parasıyla 5-6 milyon TL gibi çok küçük rakamlarla kocaman organize sanayi bölgemizin altyapısını bitirdik ve bugün muazzam bir altyapıya, muazzam bir organize sanayi bölgesine sahibiz. Bundan sonraki süreçte de, genişlememizde de Allah izin eder de başarırsak ki artık çok yakınız ve sizlerle birlikte kuracağımız komisyonlarla herkesin emeğini koyacağı, elini taşın altına koyacağı ve yeni bir organize sanayi bölgesi, hatta şu anda var olan organize sanayi bölgemizden belki bir kat değil, belki birkaç kat büyük bir organize sanayi bölgesi olacağız. Bizler yol arkadaşlarımızla bu yola çıktığımızda buna canı gönülden sizlerle beraber inanmıştık. Bugün gelinen noktada artık bunun finale erdirmenin keyfini, mutluluğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. İnşallah seçim öncesinde artık nihayete erdirdiğimiz kararla birlikte sizleri tekrar davet eder, sürecin yol haritasını hep birlikte oturup konuşuruz diyorum. Bizlere olan güveniniz, bizlere olan teveccühünüzden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemle alakalı benim haklarım helaldir, siz de haklarınızı helal edin. Yeni dönemde de inşallah çok güzel bir, çok güzel işlerin altına imza atacağımıza inanıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.